değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Irkçılık ve milliyetçilik İslam'da yasak mı? Irkçılık, kabilecilik, bölgecilik bu tür herhangi bir özelliği dikkate alarak insanların diğerlerinden üstün olduğunu iddia etmek İslam'ın yasakladığı en temel özelliklerden birisidir. Dolayısıyla ırkçılık ve milliyetçilik İslamiyet'in bir kanser olarak gördüğü hem aileyi hem toplumu hem de hayatın bütün katmanlarını yakan bir ateştir, bir zehirdir. Bundan sakınmak gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Hucra suresinde insanların bir erkekten ve bir dişiden yaratıldığını hatırlatır. Arkasından da insanların üstünlüğünün takva ile olacağını belirtir. İnne ekramekum indallah Allah katında sizin en kereminiz, en değerliniz, en üstününüz etkakum. En takva sahibi olanınızdır. Yani insanlar bedenleri, renkleri, bölgeleri, cinsiyetleri itibariyle değil, vasıfları, özellikleri ve Allah'tan korkmaları, takva sahibi olmalarıyla ifade edilir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in çok ayetlerinden iki bölgesini İki kısmını sizinle paylaşmak istiyoruz. Bakara Suresinin hemen başında Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için hidayet kaynağı olduğunu ifade eder. Ve bu takva sahibi olan insanların özelliklerini sıralarken bir, onlar gayba iman ederler. Dikkat buyurun. İnsanların birbirlerine karşı üstünlüklerini ifade eden vasıflar ve özellikler Kur'an ifadelerine göre neymiş onlar kayba iman ederler, namazlarını kılarlar, zekatlarını verirler, kendilerine verilen rızıklardan zekatlarını verirler. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan önce indirilenlere ve Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirilene iman ederler ve onlar ahirete de yakinen iman ederler. Şimdi takva sahibi olanlar ancak üstündürler ve üstünlük vasıfları da ayetlerde böyle ifade edilir. Bir başka ayet-i kerimede, ayet kerimeler grubunda şöyle, allah Teala Rabbinizden bir rahmete, mağfirete koşun, hatta koşmada yarışın diye ifade buyurduğu Alimran imran suresinde burada bu genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun diye ifade ettiği bu müjdelerin Takva sahiplerine ait olduğunu ifade buyurur. Peki bu takva sahiplerinin hangi özellikleri vardır? Bir, onlar açık ve gizli, kolay ve zor durumlarda infakta bulunurlar, sadakada ve zekatta bulunurlar. Öfkelerini yudumlarlar. Öfkelendikleri zaman başkalarına zarar vermezler, içine atarlar. İnsanları affederler. Şimdi daha başka özellikler de var. Bir kötülük yaptığı zaman şöyle şöyle diye. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki insanların üstünlük özellikleri böyle açıklandığına göre o zaman İslam'da ırkçılığın, milliyetçiliğin, kavmiyetçiliğin, bölgeciliğin veya bir taraftarlığın izahı mümkün değildir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'deki hidayet ayetleri bütün insanlara hitap eder. Ey insanlar hidayete gelin diye. Orada ırk, bölge veya kabile muhatap söz konusu değil. Diğer taraftan Allah'ın emirleri ve yasakları hatırlatırken müminlere iman etme vasfına dikkat çekilir. İnkar mı ediyorsun, iman mı ediyorsun? Peki iman ettin. İman ettiğin zaman Allah'ın emirlerine uyuyor musun, uymuyor musun? Yasaklarından sakınıyor musun, sakınmıyor musun? E şu halde bir insan özelliklerini, kıymetini ve değerini Kur'an ölçülerine göre aldığında ırkçılığın Kur'an'da, İslam'da hiçbir yeri olmadığı gibi büyük bir tehlikeyle baş başa kaldığımızı da anlamak mümkündür. Burada bir şeyi daha hatırlatmakta da fayda görüyoruz. Cennete çağrılan ayetlerde insanlar iman ve ameli salih özellikleriyle anılır. Cehenneme çağıran ayetlerde de küfürler ve günahlar öncelikle ifade edilir. O halde insanlar ırklarına mı göre cennet veya cehenneme, bölgelerine göre mi insanlar cennet veya cehenneme ayrılıyor? Demek ki insani vasıflar, imani vasıflar, ahlaki vasıflar insanı insan ediyor. Yoksa bölgecilik veya ırk insana herhangi bir değer ve kıymet kazandırmıyor. Bir şey daha. Yani biz insanları iyi ve kötü diye tarif ederken bölgelerine ve ırklarına göre mi tarif ediyoruz? Yoksa yaptıklarına ve ettiklerine göre mi tanzim ve tertip ediyoruz? Demek ki neresinden bakarsak bakalım, Kur'an-ı Kerim ayetleri ırkçılığı ve bölgeciliği kesinlikle yasaklıyor. İnsanın güzel özellikleriyle insanın büyüyeceğini ve bunun da ölçüsünün iman, İslamiyet vasıfları dürüstlük ve doğruluk olduğu bir şekilde ifade ediliyor.